Ayşter ya, ödümü kopardın. Ne oluyor? Derya, yavrum ne kadar ayıp bak bu yaptığın. Senin sağlığın için söylüyoruz anneciğim. Ya istemiyorum anne ya. Vallahi siz bugün benim sabrımı sınıyorsunuz. Anne ne oldu? Ya doktor diş teli takalım demiş. E ne var bunda? Ya ne var tabii, senlik bir şey yok tabii. Güzel kızım, bir süre bu telleri takacaksın. Ondan sonra çenem ağrıyor, acım anneciğim buram ağrıyor falan, hepsi bitecek. Bir yıl dedi ya. Yavrum, her şeyin bir bedeli var. Zaman dediğin kuş, uçar gider. Heh. Altı edebiyatçıya da bir kız takmıştı. Onunla nasıl yemek yiyorsun, şeker verelim mi? Ağzına batıyor mu diye diye kızı ağlattılar. Benim kızımı kimse ağlatamaz. Ama tabii yani ben istemiyorum anne, yok bu konuda çok kararlıyım diyorsan bilemem tabii. Biz senin iyiliğin için söylüyoruz. Sadık ne oldu? Yok bir şey, dönüş düştü. İyiyim ben. Dedim ben. Anne bir şey mi yanıyor? Yanık kokusu geliyor. Ay dolmalarım. Ay bir tencere dolmam yandı. Ay delireceğim, hiçbir şeye yetişemiyorum. Ay yavrum şu haline bak ya. Bir de diyorsun ki anne hiçbir şeyim yok. Nasıl yok? Kızım ne işin var senin ağaç dallarında? Sincap mısın sen? Yol gözlüyor. Yol mu? Anne, Derya var ya okula giderken renkli parlatıcı sürüyor. Ya parlatıcı falan değil. Dudağım çatlıyor ya onun için. Vitamin şeysi. Hı hı. Vitamin şeysi ama pembe. Pembe. Hı hı. Ne yolu dedin sen? Serdar'ın yolunu gözlüyor. Derya. Dönüş. O ne demek kızım? Anne yok öyle bir şey tabii ki. Manyak mısın ya sen? Neler uyduruyorsun kafandan? Kardeşine manyak mısın deme. Sen niye o yepyeni koltuk kesiyorsun kızım? Yeni mi? Ya anne benim yeni bir şeyim var mı? Ya Türkan ablamın küçülmüşlerini giyiyorum ya da dönüşün kıyafetlerini. Hem yırtık blue jean moda. Kızım yırtığın eskinin modası mı olur? Ondan sonra da yok alamadı derler. Ya anne tamam ya. Üstüme yakışan bir tane kıyafetim yok. Bir de tel de takacağım. Vallahi çirkinlikten ölen ilk insan olabilirim. Ay yavrum niye öyle diyorsun? Sen çok güzelsin. Türkan ablam mı güzel, ben mi güzelim? Bazen de konuları uzatıyorsun. Öleyim ben ya. Vallahi de öleyim, billahi de öleyim ya. Ay Allah aşkına sen dur Derya. Ben öleyim kızım. Ay kızım ya. Bir şey söyleyeceğim size, onu da söylettirmediniz. Türkan ablanızla ilgili bir haberim var. Hayırdır anne, ne haberi? Rüçhan Korman var ya. Evet. Seni görmüş kermeste. Çok beğenmiş. Halanla konuşmuş. Galiba seninle ilgili bir niyetleri var kızım. Ablamın yatağına ben geçerim. Önce ben söyledim. Aşk olsun, ne meraklıymışsınız beni evden göndermeye. Hazırım anneciğim. Anne, sence babam çok kızmış mıdır Somer'le buluşacağımız için? Yavrum seni kim istese baban kızacak. O yüzden sen onu düşünme hiç, olur mu? Çok güzel olmuşsun. Dönüş, Derya neredesiniz kızım? Ay anne Allah aşkına bu ne ya? Koskoca insanlar. Yanlarında kardeş göndermek de neyin nesi? Bakıcı mıyız biz? Sanki adam arabaya atıp kaçıracak ablamı. Ay tövbe de nasıl konuşuyorsun kızım? Allah Allah. Ay ama bana ne ya? Ben fikrimi söyledim sadece. Fikrini istemiyorum. Ablana göz kulak olacaksınız. Gözünüzü ayırmayacaksınız ablandan. Madem bu kadar güvenmiyorsun, o zaman neden ablamı vermek için çabalıyorsun? Aa Derya, sen niye onun lafa geçtin bana? Aa, anne olunca seni de göreceğim. Anne falan olmayacağım ben. Aman olma, aman. Allah Allah. Kızım, anneciğim her zamanki Derya. Sen hiç üzülme olur mu? Hadi güzel kız. Anlamaya, dinlemeye çalış çocuğu, tamam mı? Hadi.
Günaydın. Günaydın yavrum. Günaydın cacım. Ablam ne kadar güzeldi değil mi? Hep hayal ettiği gibi bir düğün oldu. Tüm konuklar ondan gözünü ayıramadı. Evet kızım öyle oldu. O değil de ablamın şahidi olan adam kimdi anne? Sırası değil kızım şimdi bunun. E ama... Uzatma Derya. Hadi yiyin. Ya ben mesaiden önce bir arabayı almalıyım. Size afiyet olsun. Bir şey yemedin. Sonra ya. Benim de iştahım kaçtı. Benim de. Derya. Nereye? Dönüşte yürüyeceğiz biraz. Hava alsın dedim. Sonra da ben arkadaşlarımla buluşacağım. Siz bilirsiniz. Madem size anlatmıyorsunuz, ben de gider amcamla konuşurum. Kızım, bugün kardeşine baksan, çıkmasanız. O da yorgun zaten. Niye? Dönüşün bakıcısı mıyım ben? Nereye gideceksiniz? Ay her zamanki kafeye işte. Anne sen de gel benimle. Böylece her anımı gözlemlemiş olursun. Sen rahat, ben rahat. Sen niye benimle dik dik konuşuyorsun kızım? Ya anne ya. Bütün sene sınava çalıştım. Çalışmaya da devam edeceğim. Birkaç gün tatilim var. Arkadaşlarımla buluşmam seni neden bu kadar çok geriyor anne? Sen mahsus yapıyorsun bunu. Vallahi mahsus yapıyorsun. Hiçbir şey de konuşulmuyor. Hiçbir şey de sorulmuyor size canım. Ay. Ne oluyor? Ay her zamanki annemiz işte. Gitmeyin, evde kalın olayları. Boş ver. Hadi, hadi Buyurun. Ben Türkan ablamı görmeye geldim. Kimsiniz? Derya ben, en küçüğü. Türkan Hanım'ın mı? Evet, kardeşiyim. Tabii, buyurun. Teşekkürler. Ulan ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Beni böyle görmesin. Derya'ydı değil mi? Evet Rüçhan Hanım teyze. Türkan Rüçhan Hanım teyze. Samimiyetle resmiyeti birleştirmişsin. Tebrik ediyorum ama ben
Rüçhan Hanım demeni tercih ederim. Ablanı görmeye geldin sanırım. Sizce? Bak Derya'cığım, ablanın evine öyle elini kolunu sallaya sallaya habersizce gelemezsin. Neden? Kızım, öncelikle onlar yeni evliler. Öyle çat kapı gelmen uygunsuz olur. O zaman sizin ne işiniz var? En azından ben zili çalıp geldim. Siz kendi anahtarınızla kendi evinizmiş gibi girdiniz. Yeni evlilerin evine habersizce gelmek bence daha tehlikeli olur. Öyle değil mi Rüçhan Hanım, teyze? Ben biliyordum. Neyi? Türkan'la Somer'in evde olmadığını. Hizmetçileri kontrol etmek için geldim. Yalan söylemeyin. Ablamın evde olduğunu biliyorum. Öyle olmasaydı hizmetçi beni eve almaz, burada olmadığını söylerdi. Oradan çok mu salak duruyorum? Her neyse küçük hanım, ablan evde yok. Ablama geldiğimi söylersiniz. Abla! Abla! Sen bir gel eve. Bir gel, ben sana ne yapıyorum Derya Hanım. Derya! Derya! Neredesin sen sabahtan beri? Annem delirdi. Nereye gittin? Ablama gittim. Ne? Konuşmamız lazım. Derya, iyi misin sen? Titriyorsun. Ne oldu? İyi değilim. Hem de hiç. Ne oldu? Neredesin sen bütün gün? Halama gittim. Oraya gitmişken de gezdim dolaştım. Anne, ne var? Doğruyu söyle. Bak, anneler önünde sonunda her şeyi öğrenir, biliyorsun. Emin misin anne? Anneler önünde sonunda her şeyi öğrenir mi? Hiç sanmıyorum. Sen iyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Konuşmak istemiyorum anne, lütfen. Derya. Ya anne, bir rahat bırak. Konuşmak istemiyorum. Üstüme gelmesene. Derya, ne olduğunu anlatmayacak mısın? Dönmüş. Ablama gittim. Kızım Derya, annem eğer duyarsa onu bir daha seni sokağa salmaz. Ya bırak şimdi annemi. Hizmetçisi açtı kapıyı. Ablamın hizmetçisi mi var? Tam prenses oldu desene. Ya Dönüş, ben içeri girdim. O Rüçhan denen kadın karşıma dikildi. Beni ablamla görüştürmemek ve evden çıkarmak için resmen takla attı. Nasıl yani? O evde bir şeyler oluyor. Ablam evdeydi ama evde yok dediler. Ablam karşıma çıkamadı. Ben tam evden çıkarken bir pencere aralandı. Birini gördüm. Derya, bunu anneme söylememiz lazım. Sakın. Kesin emin olmadan hiçbir şey söylemeyelim. Ben yarın bir ablamı arayacağım. Ama bir şey diyeceğim. Geçen gün aradığında söylemez miydi? Söyler miydi? Ablamın ne kadar ketum olduğunu bilmiyor musun? Kan kussa kızılcık şerbeti içtim der. Ne yapacağız peki? Ben yarın ilk iş ablamı arayacağım. Sadık, bu saat oldu. Bu kız hala yok ortada. Çıkıp arasak mı? Merak etme, gelir birazdan. Bu saat oldu. Neredesin sen? Çıkıp gittin. Anne, üstüme gelme, sonra konuşuruz. Oldu. Başka emriniz? Bundan sonra benden izin almadan bir adım atmayacaksın dışarı Derya. Çocuk değiliz biz artık anne, yeter. Bana bak, kendine gelsen nasıl konuşuyorsun benimle?
Derya, hadi sen yanıtana geç. Nesin, sen de biraz sakin ol. Hadi. Anne, bizden ne istiyorsun ya? Ne? Bir rahat bıraksana. Bu nasıl ses tonu kızım, hesap sorar gibi. Evet anne, hesap soruyorum. Ablamı istemeye geldikleri günden beri kör olmuş gibisin. Gözüm başka hiçbir şey görmüyor. Yeter artık ama ya. Kızım, ben sizi korumak dışında ne yaptım? Sen bizi hiçbir şeyden koruyamazsın anne. Kendi kızını kendi elinde belki de cehenneme attın. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Sadık ne diyor bu? Kızım sen ne diyorsun? Türkan ablama gittim dün. Rüçhan denen kadın karşıma dikildi. Beni ablamla görüştürmedi. Ne diyorsun kızım sen? Bu akşam da dışarı çıktım. Telefondan ablamı aradım. Ablamı telefona vermediler. Serdar'da dönüş hastanedeyken ablanı gördüm dedi. Her tarafı sarılı mosmor kamyon çarpmış gibiydi dedi. Anne, bir daha bana ben sizi korumaya çalışıyorum deme. Sadık. Beni Türkan'a götür. Sadık, Türkan'a götür beni. Tamam, 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 tamam. Dur. Abla. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.